Herkese selamlar dostlar. 2 ve 3 Mayıs 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Amazing performans. Çok güzel bir performans yaparak geldik. Bural kuponları fullledik. Fakat ondan önce Mayıs ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Nisan ayı bitti. Mayıs ayına geçtik. Mayıs ayı zaten dolu bültenin son ayı olarak gözüküyor şu an. Ondan sonra yavaştan linkler bitiyor. Bu ayda da gruplarımız yeniledik aynı şekilde. Bilginize katılmak isteyenler veya topluluk kısmına ve katılıp da linkleri göremeyenler topluluk kısmında link yayında. Onun dışında Instagram üzerinden gelenler de veya Instagram üzerinden gelmek isteyenler de zaten benimle iletişime Instagram'dan da geçebilir. Bunun bilgisini verelim. Maç skoru yarışması olarak iki tane maç skoru yarışmamız var. İki günlük video olmasından kaynaklı. Yarın için 2 Mayıs için Arsenal Chelsea maç skoru ne olur sizlere sorduk. 3 Mayıs için de Sivas Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarını bilen arkadaşlarımız AA, Erim 1981, Drakwell ve Burak Uygun isimli arkadaşımız da Instagram üzerinden benim iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz ekrana gelsin. Instagram adresimizde Kangal Bey İsimli Instagram adresidir. Açıklamada ve yorumlarda zaten her türlü linki var. Instagram'a da yazdığınız zaman zaten çıkacaktır. 2Y ile buradan benimle doğrudan iletişime geçerekten de hem Mayıs ayı gruplarına hem de skor bilen arkadaşlarımızla Mayıs ayı boyunca gruplarımızda misafir etmek isteriz. Geçtik. Gelsin performanslarımız. Dün iki tane e, yüksek misli verdim. Solda gördüğünüz yüksek misli Galatasaray maçına verdim. Nesine de oranlara çıktı. Fakat dedim ki yani 5.5 kart Avrupa'da 1.57 oranı varken Nesine'de oranı 1.20. Eğer bir riske girmek isteyen varsa 6.5 üstü alsın dedim Nesineciler içinde. O da geldi zaten. 8-9 tane kart çıktı mücadelede. İlk yarıda bir tane kart çıkmasına rağmen ikinci yarıda seri kartlar çıktı. Güzel bir analizini yaptım ve buna dedim ki 2500 TL seviyesinde oynayın dedim. Sağda gördüğünüz yüksek misliye de 1500 TL oynayın dedim ki Avrupa yüksek mis mislisiydi. 1.68'de bir oranı vardı. City'nin ben galip geleceğini, Newcastle maçında 1.5 üst olacağını ve Liverpool maçında 1.5 üst olacağını düşünerekten de güzel bir Avrupa yüksek misli yaptım. Kazandık. Kazananlara tebrik edelim ve geçelim. Bu seviye zaten benim en güvendiğim seviyedir. En güvendiğim maçları harmanlayaraktan veriyorum. Onun dışında 3 adet kombinem vardı. Bu kombine neydi pazar günü için? Ekrana gelsin. Beşiktaş Galatasaray maçına var olarak aldım. Yanına da soldan başladım. Lisbon maçına 1 ve 4.5 kat yaptım. Çok güzel oranla 2 orandan kazandık. Alternatif kombine baktığımız zaman da City'nin ilk yerden kazanırını koydum. Yanına da Marsilya'nın atacağı 2 golü koydum. O da çok güzel geldi ki Marsilya'yı YouTube'da korner olarak anlatmıştım. Korner de ilk yerden tam 10 korner çıktı. Hepsi de Marsilya tarafından maçı da takip ettim. Teknimiz içe, teknimiz ise Liverpool Tottenham maçıydı ve birden bir olarak değerlendirdim 1.86 gibi orandan. Maç zaten dakika dakika 15'te 3-0 oldu. 90'da 3-3 oldu. 90 artı 4'te de 4-3 Liverpool kazandı. Orada şansımız yanımızdaydı. Tebrik edelim ve güzel kazan sağlayanlara geçelim. Canlılarda da zaten ekstra. Zaten bizi bilenler bilir. Canlıda ne kadar başarılı olduğumuzu bilirsiniz. Özellikle editör arkadaşlarımızla birlikte maç paylaşımı yaptığımız için özellikle bizi canlı için çok tercih ediyorlar. Ve şunu söyleyeyim. Yani bu ay son kez bu fiyattan olacak. Ve artık gelecek sezon için biraz daha fazla fiyattan olacaktır. Canlarımız gerçekten o kadar emek boşa gitmesin ki canlıya gerçekten çok vakit ayırmamız gerekiyor. O yüzden canlarımız bu yönde devam ediyor. Geçtim. Sizlerden ricam videoyu atsanız like Like'larınızı eksik etmeyelim. Like'larınızı bekliyorum dostlar. Artı 300 seviyesine geçelim ve düzenli olarak da ya Hemen 2 saniye tıklatı verelim geçelim diyorum. İlk mücadelemiz NBA'den bu gece oynanacak arkadaşlar. Bu gece saat 2'de olması lazım. Saati tam doğru olmayabilir. İlk mücadeleyi Denver kazandı. Onu söyleyeyim ben size. Phoenix Suns burada kaybetti. 107 sayı falan attı. O maçta da Devin Booker'la Kevin Durant da aslında iyiydi. Bir tanesi 29 sayı atarken diğeri de 27 sayı attı. Onun dışında ben burada seri 1-0 iken Deplasman Phoenix Suns'ın burada bir reaksiyon göstermesini veya şöyle söyleyeyim. Mağlup olsa bile bu mücadelede kendi sayı baremini açmasını bekliyorum. Deplasman burada 107-109 veya 110 bandına bir oran açacaklardır. Aa, açmışlar lan oranları. Oranlar kapalı sanıyorum. Kapalıydı çünkü. Size bir şey söyleyeyim mi? Oranlar daha yeni açmışlar ha. Ben de yeni fark ettim. Bak çok güzel. Ne kadar güzel tahmin etmişim. Deplasman %109,5 üst arkadaşlar. Videoda oranlar açılmış bakın. Çünkü yazdım. Deplasman üst olarak yazdım ben buraya. Baremine bakacaktım gece. Şu an barem yeni açıldı. Şöyle göstereyim. Deplasman %109,5 üst. Videoda şey gibi oldu. Tırın arkasına sigara saklamışlar ya. Aa kim koydu bunu buraya? Bir anda oranı görünce öyle oldum ben de. Çünkü oran yoktu öyle not almıştım. Velhasıl kelam. Deplasman 109.5 üstü sizlere öneriyorum. Bu kır ve Durant ikilisi burada bence 110 sayı baremini takımını aştıracaktır. Arsenal Chelsea mücadelesi güzel bir mücadele. Arsenal oranında gerçekten güzel. Tatminkar bir galibiyet oranı var bence. Ki bence galip de gelen taraf. Hatta ben şunu söyleyeyim. Maçın indeks beklentisi bir birlik bir skor. Bir birlik bir beraberlikle bitmesi bekleniyor. Fakat Arsenal tarafından ben zaten bir gol bekliyorum. Bir golü aldık mı yanımıza aldık. Onun dışında Chelsea'ye gol atması gerçekten zor. Çünkü ikinci bölge birinci bölge ve savunmayı gerçekten dar tutuyor. Yeri geldiği zaman Hele bir, hele bir de öne geçerse vay buyurun cenaze namazını diyelim o zaman. Ben burada Arsenal'dan bir gol bekliyorum zaten. Ben burada ikinci golün riskine de giriyorum ve ev sahibi 1.5 üst olarak öneriyorum. Onun da oranı 1.51 gibi oranı var. Gayet güzel. Arsenal bence burada 2-0, 2-1 ayarında bir maç oynayacaktır diye bekliyorum. Bu maçın skorunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Alan bilenlerin bilenlerden bir kişiyi bir ay boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edeceğiz. Mayıs ayı boyunca. Real Sociedad'la Real Madrid mücadelesi. Bu maçı da değerlendirmemin sebeplerinden bir tanesi. Real Madrid'in son Girona deplasmanını izledim. Ondan sonra da aynı şekilde Almanya maçını da takip ettim. Özellikle deplasman performanslara baktığım zaman da zaten ağırlık Junior'un kanadından gelen bir Real Madrid tarafı var. Ki Girona maçında da çok baskılı geldi. Ve durmuyor ve kanatlardan çok fazla korner alıyordu. Burada Real Sociedad'ın da ben korner kullanmasını veya kornere katkı, katkı yapmasını bekliyorum açıkçası. O yüzden ben burada bir korner olarak değerlendirme aldım. Şu an korner oranı açık değil. Onu belirteyim. Hatta son Almeria maçında Real Madrid tek başına 7 korner attı. Burada Real Sociedad'ın da katkı vermesini bekleyerekten de 8.5 üst korner barevini burada aşarız gibi geliyor bana. Son mücadelem Partizan'la Real Madrid mücadelesi. Ondan sonra 3 Mayıs'a geçeceğiz. Bu maçın ilk maçını izleyenler oldu mu? Basket takip edenler. Ya bir Partizan Real Madrid olaylı maç yazsın YouTube'a. E, maçta 21 tane diskalifiye oldu ve bu maçta özellikle şunu söyleyeyim. Partizan tarafında çok önemli 3 tane eksik yok. Eksik var. Eksik yok diyorum. Eksik var. Kevin Panther takımın en skorer ismi bu maçta yok. 2 maç ceza aldım. Exum sakatlandı. Adama kundemi. Kundemi ne diyorlar? Öyle bir güreş şeyi var. Aldı. Smackdown yaptı adama resmen. O da yok. Exum sakatlandı ve Lesort da bu maçta olmayacak. Pota altından çok önemli bir isim. Partizan adına. Bakın Partizan seyircisi burada Real Madrid'e dar, dar edecektir ya bu sahaya dar edecektir öyle söyleyeyim. Real Madrid tarafında Gabriel Dek ve Yabusel yok. Yabusel'in yeri doldurulur bence. Gabriel Dek de öyle çünkü Real Madrid'in kadrosu biraz daha geniş. Seri 2-0 iken... Maçta Sırbistan'da 2-0 Partizan önde. Ben burada bir bu eksikler şöyle takımın iki takımın eksiklere baktığımız zaman da Partizan'ın eksiklerin yeri biraz dolmayacak gibi gözüküyor. Özellikle Kevin Panther, Pota altında Lesort ve Exum gibi isimlerle birlikte zor yani. Ben burada bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Diğer ama söyleyeyim mi? Muazzam maç olacak. Seyirci inip Real Madrid döverse de şaşırmayın. Öyle bir maç olacaktır. Maç sonu 2 bekliyorum baylar. Ayın 3'üne geçtik. Ayın 3'ünde Sivas Fenerbahçe ile başlayalım. Yine bu mücadelenin bahis konusunda sizlere sorduk. Gelenler için yine aynı şekilde videoyu atalım. Oranlar henüz daha açık değil fakat oranlar açılacaktır. Bu çift maç arkadaşlar. İlk maç Sivas deplasmanında oynanacak. Ondan sonra Kadıköy'de oynanacak bir yani mücadele. Sivas'ın ilk maçı kendi sahasında olmasından kaynaklı. Bazı kulisler de dönüyor. Kulisler derken ya milletin aklında var. Diyor Sivas maçı ligde Fenere verdi. Burada Sivas kazanır şeklinde ya bu zaten bizim halkımızın genel bir beklentisi. Şimdi biz bunları bilmediğimiz için veya böyle bir şey yapıldıysa da bir yanında şahit olmadığımız için bir şey söyleyemiyoruz tabii ki. Ama ben Sivas'ın burada Fenerbahçe'ye gol atmasını bekliyorum. Sivas gol atar. Fenerbahçe'nin zaten golü bence var. 1.61 gibi oran açmışlar. Var olarak değerlendirdim maçlardan biri. Kadrolarda ufak rotasyonlar olabilir diye düşünüyorum ben ama Sivas'ın da gol bulmasını bekliyorum. Yani KG var olarak bekliyorum. Oranlar daha henüz açık değil. Liverpool-Fulham mücadelesi. Liverpool son Tottenham maçında 3-3'e maçı getirdi. Takım gol diyor artık yani. O eski Liverpool yok. Nottingham Forest'tan da 2 tane mi ne yedi o gün? Tottenham'dan da 3 tane yedi. Hücum yönünden bir sıkıntı yok ama savunması gerçekten evlere şenlik. Aynı şekilde Tottenham'ın da öyleydi. Ben o yüzden birden bir vermiştim o bu mücadeleyi. Burada da ben Fulham tarafından önemli eksikler var. Yani Mitrovic yok, Willian'ın olacağı belli değil falan vesaire derken Fulham tarafı gol atabilir ama Andres Pereira, Reid gibi isimlerle birlikte gol pozisyona giriyor ve atıyor da zaten. Stia attılar daha yeni. Burada da ben Liverpool tarafındayım. Ama oran alamadım. Oran almak için de ben Liverpool'un da gollemesini bekliyorum. 2.5 üste gider bu mücadele. 2,5 üstü oranı 28 alam alamayız tabii ki. 2,5 üst ve 1 yapacağız burada. Bir Liverpool galibiyeti bekleyeceğiz. Onun da oranı bir 44 arkadaşlar. City ile West Ham mücadelesi. Yani City acımadan devam ediyor maçlarına. Hiç gerçekten fark etmiyor. Maç seçmiyor gibi geliyor bana. Son mücadelede Fulham'ı yendiler ki ilk yarıda güzel bir performans vardı. Penaltıdan gol geldi. Oradan devam ettiler. 1-1 oldu. Eee Alvarez'in attığı mükemmel bir gol var yarım voley vole gibi vuruyor. 90'a saplıyor. 2-1 bitti zaten mücadele. Kaçan pozisyonlar vesaire derken bu maçtan 6 gün sonunda bir Real Madrid mücadelesi var. Yani City'nin ben burada hata yapmasını beklemiyorum. City böyle maçlarda ilk yarı kazanıyor. İlk yarı 2 tane atıyor bırakıyor. İkinci yarı aktif dinlenmeye geçiyor öyle söyleyeyim. Burada da City'nin yine ilk yer galibiyetine gideceğiz. Alınabilecek oran bu çünkü. Başka türlü bir oran alamazsın bu mücadele. Ya yani West Ham tarafına gitmeye mantık yok bence. City'den oynayan takımın yanından olmak lazım. İlk yarı 1 olarak 1.39 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Zalgiris ile Barcelona mücadelesi. Bu maçın da henüz daha oranları açık değil. Fakat oynanan mücadelede 2-0 Barcelona önde. Oynanan iki maçı da Barcelona İspanya'da kazandı. Zalgiris kendi evinde oynayacak ve seyircisiyle birlikte burada şov yapacaktır Zalgiris burada. Yani seyircisi inanılmaz bir seyirci basketbol adına. Basketbol artık onlar için bir oyun değil bir yaşam tarzına da dönmüş olduğunu söylemek lazım. Zalgiris'in burada galibiyetini bilmiyorum ama ev sahibinin atacağı sayıyı almakta fayda var. Ev sahibi 75, 73, 74 o bantlarda açacaklardır ev sahibine. O yüzden Zalgiris'in atacağı sayıyı değerlendirmekte fayda var. Ve gelmesini beklediğim maçlardan biri de bu arkadaşlar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlattım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.